Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, in, durch, über yönelim edatları. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, yönelim edatlarından ne anlamalıyız? Söz gelimi, ben dersem ki, ben parka gidiyorum ya da ben müzeye gidiyorum, parkın içerisinden geçiyorum derken, burada ne yapıyorum? Çeşitli yapıları kullanıyorum ya güzel Türkçe'de. Bunun Almanca karşılıklarını görüyor olacağız. Yani yönelim edatlarından in, durch ve über'ı inceliyor olacağız. Şimdi in, durch ve über'a baktığımızda parantez içerisinde akusatif kelimesini görüyoruz. Neydi akusatif? İsmin iyi hali demekti. Çok basit bir kuralımız vardı. O da şuydu. Der ve die düzeltiyorum. Der, die'ne dönüşürken die ve das aynı şekilde kalıyordu, öyle değil mi? Bu bizim neydi? Akusatif kuralımızdı. Şimdi dilerseniz sorumuza bir bakalım. Sorumuz, wohin gehen die Touristen? Evet, wohin, nereye doğru? Dolayısıyla wohin'i gördüğümüzde arkadaşlar, biz bunu akusatif ile ne yapabiliriz? Bir araya getirebiliriz. Çünkü bir yere doğru derken bu ne oluyor? Akusatif ile ele alınmış oluyor, değil mi? Bu şekilde incelenmiş oluyor. Şimdi turistler nereye gidiyorlar şeklindeki, değil mi, soruya baktığımızda wohin gehen die Touristen, söz gelimi diyelim ki turistler, zaten ilk cümlemize baktığımızda die Touristen gehen in den Park cümlesini görüyoruz. Der Park zaten adından da anlaşılacağı üzere park. Turistler parka gidiyorlar derken bakın burada in'den ne yapıyorum? Destek alıyorum. Dolayısıyla parka gidiyorlar dediğimde orada bir yönelim var. Ben bunu in ile bir araya getirdiğimde demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Der Park, den Park oluyormuş. Akusatif kuralı olduğundan dolayı. Bu sebepten in den Park şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki turistler nereye gidiyorlar sorusu. Wohin gehen die Touristen? Die Touristen gehen in den Park cevabı, değil mi? Demek ki akusatifliği gerektirecekmiş. Burada demek ki ne yapıyoruz? Park sanki kapalı bir alan gibi de düşünülebilir. Çünkü in neydi? Kapalı mahaller için kullanılıyordu. Park da gene demek ki ne yapılıyor? In ile, in edatıyla bir arada incelenmiş oluyor. Bir diğerine baktığımızda gene aynı şekilde sorularımız aynı arkadaşlar. Wohin sorusu. Wohin gehen die Touristen? Die Galerie, zaten anlaşılacağı üzere sanat galerisi anlamında arkadaşlar, galeri, sanat galerisi. Dolayısıyla ya da işte sergi şeklinde de algılanabilir. Die Touristen gehen in die Galerie. Evet, bakın burada ne oldu arkadaşlar? Die Galerie aynı şekilde kaldı. Neden? Çünkü akusatif kuralı az önce de söylemiş olduğum gibi die şeklinde kalıyor. Der, den'e dönüşürken die aynı kalıyor. Dolayısıyla in ile bir araya getirdiğimizde die Touristen gehen in die Galerie dememiz gerekiyormuş. Bir sonrakine bakalım. Das Museum. Das Museum anlaşılacağı üzere müze. Das Museum arkadaşlar, oraya doğru müzeye gidiyorlar diyecek olursak sorumuz wohin gehen die Touristen? Die Touristen gehen ins Museum denmiş oluyor. Bakın burada in ve das birleştiğinden ins Museum şekline almış oluyor. Aslında burada in das Museum bir açılımı var. Tabii bunu biz ne yapıyoruz? Bir araya getirdiğimizde o açılımı ins şekline bürünmüş oluyor. Dolayısıyla wir gehen in das Museum'dan ziyade wir gehen ins Museum şeklini korumuş oluyor ve bu şekilde kullanılmış oluyor. Demek ki burayı bir tekrarlayacak olursak arkadaşlar. Wohin gehen die Touristen? Turistler nereye gidiyorlar? Turistler parka gidiyorlar derken akusatif der ne oluyormuş? D'ne dönüşüyormuş. Die Touristen gehen in den Park şeklinde turistler parka gidiyorlar demiş oluyoruz. Peki galeriye ya da sanat galerisine gidiyorlar derken turistler ne diyecekmişiz? Die Touristen gehen in die Galerie. Die artikeli ne oluyor? Muhafaza ediyoruz, koruyoruz, aynı şekilde bırakıyoruz, değil mi? Aynı şekilde das'ta da durum aynı. Das gene das şeklinde kalıyor. Ancak in ile birleştiğinden dolayı ins şekline bürünmüş oluyor. Bu durumda die Touristen gehen
ins Museum demiş oluyoruz. Sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Wohin laufen die Touristen? Bakın arkadaşlar, laufen ve gehen aynı anlamda. Laufen yürümek, tempolu yürümek, hatta koşmak anlamlarına da gelebiliyor. Dolayısıyla turistler nereye koşuyorlardan ziyade değil mi? Nereye gidiyorlar anlamında. Wohin laufen die Touristen? Bakın burada durch görüyoruz. Durch arasından, içerisinden anlamına geliyor arkadaşlar. Bu durumda bakalım, die Touristen laufen durch den Park. Bakın parkın içerisinden, yani buradaki varış noktası park değil de başka bir yer. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Kısa yol neresi olabilir? Söz gelimi parksa, parkın içinden geçiyorlar anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla parkın içinden geçiyorlar diyecek olursak, die Touristen laufen durch den Park. Burada durch demek ki nasıl bir fonksiyonu varmış? İçinden anlamında, değil mi? İçerisinden geçiyor anlamında. Bir sonrakine bakıyoruz. Das Stadttor. Das Stadttor arkadaşlar tak demek. Şehir takı bilirsiniz bu. Şehirlerde mermerler olur. Bir kaide olabiliyor. Bu bir anıt olabiliyor. Şehir kapısı diye geçiyor arkadaşlar. Almanca'da. Das Stadttor. Orada anlıyorsunuz ki bir şehre girdiğinize dair. Hatta Das Berliner Brandenburger Tor, das Brandenburger Tor, bu Berlin'deki takı mutlaka biliyorsunuzdur. Bu da gene das Stadttor şeklinde inceleniyor. Dolayısıyla das Brandenburger Stadttor, eğer yolunuz oraya düşerse mutlaka göreceksinizdir o takı. Şimdi burada da takın içerisinden geçiyorum derken, ya da turistler takın içerisinden geçiyorlar derken, no, ne diyecekmişiz arkadaşlar? Die Touristen laufen durch das Stadttor demiş oluyoruz, değil mi? Yani ne yapıyorlar? Turistler takın içinden geçiyorlar anlamında. Die Fußgängerzone, bu da arkadaşlar Almanya'da yayalara, sadece yayalara ayrılmış alanlar var. Yaya yolu demek çok yanlış olur. Aslında yayalara ayrılmış yol diyebiliriz arkadaşlar. Bu Arnavut kaldırımlarından oluşan, işte çocukların rahatlıkla oynayabildiği, insanların rahatça dolaşabildiği alanlara die Fußgängerzone demiş oluyoruz. Dolayısıyla turistler bu yaya alanda diyebiliriz aslında. Yaya alanından geçiyorlar anlamı doğmuş oluyor bu cümleyle. Die Touristen laufen durch die Fußgängerzone. Bakın buradaki durch'ler hep demek ki arasından, içerisinden geçiyorlar. Başka bir noktaya doğru gidiyorlar anlamı doğmuş oluyor. Burayı bir toparlayacak olursak demek ki wohin laufen die Touristen, ne dedik? Laufen tıpkı gehenle aynı anlamda yürümek, tempolu yürümek, hatta koşmak anlamlarına da geliyor. Buradaki anlamı neymiş? Yürümek demekmiş. Turistler nereye gidiyorlar derken wohin laufen die Touristen? Die Touristen laufen durch den Park. Parkın içerisinden geçiyorlar. Bakın burada az önce de olduğu gibi in den Park ne oldu? Durch den Park. Çünkü neden? Akusatiften dolayı çok minnacık bir değişimle der, den'e dönüşmüş oluyor. Das Stadttor. Evet, Brandenburger Tor örneğini verdim. Das Brandenburger Tor neymiş? Şehir takı değil mi? Ne yapıyorlar? Demek ki şehir takından geçiyorlar derken turistler die Touristen laufen durch das Stadttor demiş oluyoruz. Ya da yaya alanından, yaya meydanından da diyebiliriz belki de. Die Fußgängerzone demekmiş. Buradan geçiyorlar derken die Touristen laufen durch die Fußgängerzone demiş oluyoruz. Bakın burada düzeltiyorum, das ve die aynı şekilde kalırken ne oluyormuş? Der, den'e dönüşüyormuş. Bu da zaten neydi? Akusatif kuralıydı. Ve diğer gene aynı sorunun cevabı, bu sefer über görüyoruz arkadaşlar. Über üzerinde demek arkadaşlar. Hatta bu üzerinde derken burada bir temas yok aslında bakıldığında. Üzerinde demiş oluyoruz. Söz gelimi bir uçağın, işte söz gelimi İtalya'nın üzerinden uçması gibi temasın olmadığı bir alanda demek ki über kullanılmış oluyor. Tabii burada temas var ama hani birebir ne anlama geldiğine dair bu açıklamayı yapıyorum. Buraya baktığımızda gene aynı sorumuz. Wohin laufen die Touristen? Turistler nereye gidiyorlar? Sie laufen über den Marktplatz.
Der Marktplatz arkadaşlar, pazar alanı dediğimiz şehirlerde, bunlar genellikle şehrin ortasında olan meydanlardır. Aslında meydandır ve belli başlı günlerde pazarlar kurulur buna, buralara. Dolayısıyla pazar alanı diye geçiyor. Şehir meydanıdır aslında bakıldığında Der Marktplatz. Dolayısıyla onlar şehir meydanının üzerinden geçiyorlar. Sanki bir temas yokmuş gibi ama var. Ancak bu durumda Über demiş oluyoruz. Tıpkı Durch gibi arkadaşlar. Dolayısıyla burada ben ne yapmam gerekiyor? Über edatını kullanmam gerekiyor. Sie laufen über den Marktplatz denildiğinde demek ki aslında güzel Türkçe'de de öyle deriz, öyle değil mi? Meydan üzerinden sanki, değil mi, geçiyoruz. Halbuki orada bir temas var. Ancak ne olabiliyor? Gene üzerinden, dolayısıyla über olarak ele almamız gerekiyor. Bu durumda Sie laufen über den Marktplatz dediğimizde şehrin meydanından, pazar alanından yürüyorlar anlamı doğmuş oluyor. Das Messegelände bu da arkadaşlar fuar alanı anlamına gelmiş oluyor. Das Messegelände. Dolayısıyla fuar alanından geçiyorlar diyecek olursak Sie laufen über das Messegelände. Tabi buradaki Sie'den kasıt arkadaşlar, bir kez daha yazmak istemedim, die Touristen kastedilmiş oluyor. Ya da onlar dediğimizde işte falanca kişiler, üçüncü çoğuldaki insanlar kastedilmiş oluyor. Sie laufen über das Messegelände denildiğinde demek ki onlar fuar alanından yürüyorlar, ilerliyorlar anlamı doğmuş oluyor. Ve sonuncusuna baktığımızda arkadaşlar Die Schlossbrücke, evet, Schlossbrücke, Şato Köprüsü. Eminim ki görmüşsünüzdür filmlerde ya da çeşitli kitaplarda. Şatoların biliyorsunuz kapıları, daha doğrusu köprüleri oluyor. Dolayısıyla bunlara Şato Köprüsü deniliyor arkadaşlar. Die Schlossbrücke demek ki Şato Köprüsü anlamındaymış. Dolayısıyla o köprünün üzerinden geçiyorlar dediğimizde Sie laufen über die Schlossbrücke demiş oluyoruz. Burayı bir toparlayalım isterseniz. Burada demek ki ne yapıyorum? Ne demiş oluyorum? Pazar alanından geçiyorlar, yürüyorlar derken Sie laufen über den Marktplatz diyorum. Onlar fuar alanından geçiyorlar derken Sie laufen über das Messegelände, fuar alanından geçiyorlar. Ya da Şato Köprüsü dediğimiz Die Schlossbrücke. Die Brücke zaten köprüydü, değil mi? Dolayısıyla Sie laufen über die Schlossbrücke denildiğinde onlar ne yapıyorlar? Şato Köprüsü'nden ilerliyorlar demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wohin gehen die Touristen? Wohin gehen die Touristen? Die Touristen gehen in den Park. Die Touristen gehen in den Park. Die Touristen gehen in die Galerie. Die Touristen gehen in die Galerie. Die Touristen gehen ins Museum. Die Touristen gehen ins Museum. Wohin laufen die Touristen? Wohin laufen die Touristen? Die Touristen laufen durch den Park. Die Touristen laufen durch den Park. Die Touristen laufen durch das Stadttor. Die Touristen laufen durch das Stadttor. Die Touristen laufen durch die Fußgängerzone. Die Touristen laufen durch die Fußgängerzone. Sie laufen über den Marktplatz. Sie laufen über den Marktplatz. Sie laufen über das Messegelände. Sie laufen über das Messegelände. Sie laufen über die Schlossbrücke. Sie laufen über die Schlossbrücke. In, durch, über yönelim edatlarını görmüş olduğumuz dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.